selamlıyorum. Fiziken beraber olamasak da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14. zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zirvemizin ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu toplantıyla zirve dönem başkanlığını Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden devralırken bir buçuk yıldır yürüttüğümüz Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını da Türkmenistan'a devrediyoruz. Huzurlarınızda değerli kardeşlerim, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Urbangulu Berdi Muhammedova başarı dileklerimi Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han'a da katkı ve çalışmaları için şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aziz kardeşlerim, küresel krize dönüşen COVID-19 salgını hayatımızın her alanını etkileyen bir tehdit haline geldi. İki buçuk milyonu aşkın insanın canına mal olan bu felaket, sağlık alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzer üzerinde de büyük tahribata yol açtı. Zirve toplantımızı bu nedenle Covid-19 sonrası dönemde bölgesel ekonomik işbirliği temasıyla düzenlemeyi uygun gördük. Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası işbirliğiyle kazanabiliriz. Teşkilatımızdan da bu amaçta istifade etmeliyiz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin şeffaf, orantılı ve geçici niteliği şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir. Değerli kardeşlerim, dönem başkanlığımız süresince açıklamış olduğumuz öncelikler doğrultusunda teşkilatımızı güçlendirmeye ve bölgesel işbirliğimizi daha ileriye götürmeye odaklandık. Çalışmalarımızı Küresel salgının meydan okumalarına rağmen kararlılıkta sürdürdük. Türkiye olarak bu zorlu süreçte elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın da hizmetine sunduk. Dost kara günde belli olur. İnancıyla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşı geliştirme çalışmalarımızda da büyük mesafe kaydettik. Aramızdaki ticari faaliyetlerin artırılması için de büyük potansiyele sahibiz. Ancak teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığı da bir gerçektir. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için hep birlikte yoğun mesai harcamak mecburiyetindeyiz. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması EKOTA'nın daha fazla vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi bu açıdan faydalı olacaktır. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız EKOBANK teşkilat projelerinin finansmanında Önemli bir kuruluş haline geldi. Üye devletlerin artan ihtiyaçlarını karşılama noktasında, Ekobankın kurumsal ve mali kapasitesi.